İnsan özü pul verip, özü maşını satıp yandan kigen, yani oşa maşinanı tasdiqlash üçün, yani özü namiga otqizishga kayta kayta murojaatlar kılıp, sarson bolup yürüp, qanchalik qiyinchiliklar, vaqtlar, asablar ketkizip, özünü mana şu yerde maşinasını minip geçişi mümkün. Bu unchalik darajada bürokratik to'siqlar bo'lishi umuman aytganda inson qadrini narxi qancha deb ayta olamiz. Azobunachilar, mana biz o'sha xalq tilida miro deb ataluvchi idoraga keldik. Bu yerda mana avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazish, ularni nomerlarini berish, umuman sizlarga ma'lum bo'lgan ishlar bajariladi bu yerda. Lekin mana shu ishlarni bajarilayotgani qanchalik sifatli va qanchalik samaradorligini beryapti. Fuqarolar sarsongarchiligi, umuman odamlarning o'chirtga turishi buncha darajada faqat monopoliyaga o'xshash bir holatni ko'rib kuzatyapmiz. Shunaqa degan gaplarni aytishdi bizga. Demak, hamma mana shu yerga kelib, albatta shu yerda to'lov qilish kerakmi yoki to'lov kassalarida qilingan pullar qaytarilmaydimi? Shuning uchun fuqarolar noroziligi oshib borayotganligi uchun mana shu odamlar sarsongarchiligini qaytib bunday holatlarga kelmasligi uchun ish boshlaganmiz va mana shu videoni tayyorlayapmiz. Men bilan birga Umid Fox kanal admini Umidjon Mirzayev ham bor. Umidjon, fikrlaringiz? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, qadrli obunachilar. Mana biz Asakadamiz. Shaxsan o'zim uchun mana avtomobil sotib oldim. Bozordan, ikkilamchi bozordan avtomobil sotib oldim. Mana ertaman 8 da kelganmiz, mana soat 1 gacha bizi ishimiz hali ham bitgan yo'q. Yordamga mana yurist blogger kanalining adminini chaqirdik. Qo'ldan kelgancha yoritib harakat qilyapti. Bu yerda menimcha to'lov uchun vaqt ko'p ketib qolyapti. Bu yerga o'sha kelgan haydovchilar o'sha davlat bojini to'lash uchun, davlat to'lovini to'lash uchun 5 soat, 6 soat kerak bo'lsa, bugun ishi bitmagan odamlarni ko'rdim. Mana shaxsan o'zim mana avtomobil sotib oldim. 8 dan 1 gacha mana to'lov qildim. Mana endi texnik ko'rikka keldik. Hozir mana abet vaqti bo'ldi. Texnik ko'rik darozalari. Abet vaqti bo'ldi. Soat 1 dan 2 gacha abet deb yozibdi. Bu yerda hamma sarson bo'lyapti-da. Shuni yechimini topishda, shuni yoritishda biz yurist blogger kanaliga murojaat qildik. E'tiboringiz uchun rahmat. Hurmatli YouTube foydalanuvchilari va obunachilarimiz, bizi mana shu yerda olib borgan ishlarimizni mas'uliyatsiz mas'ullar ko'rsin va eshitsin, bilsin. Xalqni sarsonligi, ularning noroziligini o'stirishga hech kimning haqqi yo'q. Bugun mana ochiqlik, oshkoralik, shaffoflik prinsiplari bilan amal qilayotgan bir paytimizda shunaqangi muammolarga duch kelyapmiz. O'ylaymizki, buni ham o'z o'rnida yechimini topamiz. Bazı işlemeyenlerin için onlarda öz vakti hizmet işlemeyenlerin için tutma yapmış sanırım. Respublika bu için sivil işlemeyenlerin. Bazı işlemeyenlerin. Bazı işlemeyenlerin. Çünkü sana bir taşı olacak. Biz bunlarımızı doğayı bir işlemeye koyuyoruz. Bu öyle oldu ki bana, bir gün bana rakamlaştırın yanına ilgili elektronik bir taktı bu yanıyım için.
faktörünü şartı koyuladım. Dalatılmaları yaptı, bu işle yaptı. Nömerler, kravalar, verişler bu işlerini yaptı. Şimdi tüm bu iş muhtarmak kolları yüzden kızıp, biz de bana şunaka hukuk madeniyat, hukuk oyunda biraz hani emin kadarlık için bana şöyle adamlar sason bölüm geldiği için oluyor. Kendi yapsak, bunu alsak, yıldırım kalbolatı buluyoruz. Bunu şu 5-6 ödemleri, paralarımız var, 60'ları yok alışı bu için küçükken de toplanıp kaldı. 5 gün ortada ben aldım. Ben oynayanımıza gelmiyor. Biz de bizler arasından 5 gün ödemleri. Ne hem toplanıp kaldı, bundan yeni odada bir de bir oldu girerken iş anışlama kıldırma yaptı. Sırazı uzun normal 400 var ya. Bir de bir gün olan Kürtayıp geldi. Demek yan gizli anlaşılıyor. Bu da yaptı. Daim şunu dersen. Yani bu serverde kaçan bakraftan da. Endi bu serverde yaxşı ishlab ketsa, meni bu tez ishlab tursa bu narsa bo'lmaydi. Kassalarni yana ko'p qatishli chiqib ketdi, kassa yo'q bo'ldi. Bu yer narsa tamomlandi. 4 ta kassa qo'ydim, qo'ydim yana. Ha, mablag'lar bizga bu yerda faqat mana shu yerda kassalarga pul to'lov qilasizlar degan gapni aytgan uchun mana shu yerdan keta olmayapmiz deb aytish, to'g'rimi? Ha, bo'laveradi, lekin faqat ba'zan o'z yana necha shunaqa muammo bo'ladi. Bariq ba'zan. Texnik sabablarga ko'ra shunaqa bo'ladi. Serverdan shu respublika bo'yicha hozirgi kunda odam hammasi ko'p miqdorda kelayotganligi uchun murojaat ko'p bo'lgan uchun bunga javob berdim. Buni ham shu naqd ishga o'tib ketdim, shu hisoblar shu narsa bo'lib qoldi. Rahmat, Anjonlar yo'l harakati transport boshqarmasi 1-chi tumanlararo ro'yxatdan o'tish va imtihon qilish bo'limi boshlig'i mayor Zis Narzullon Isamovich. Hurmatli YouTube foydalanuvchilari, mana biz rasmiylardan izoh olishgacha bordik va ularning izohlari bizni deyarli qoniqtirmadi. O'ylaymizki, muxlislarimiz va obunachilarimiz o'zlarining fikrlarini like va kommentariyalarda bayon qilishadi va biz mana shu mavzuni kuzatishda davom etamiz. Demak, bu shunchaki o'chirtda bir pul topshirish emas. Inson o'zi pul berib o'zi mashina sotib olgandan keyin yana o'sha mashinani tasdiqlash uchun, ya'ni o'zining nomiga o'tkazishga qayta-qayta murojaatlar qilib, sarson bo'lib yurib, qanchalik qiyinchiliklar, vaqtlar, asablar ketkizib, o'zini mana shu yerda mashinasini minib ketishi mumkin. Bu unchalik darajada byurokratik to'siqlar bo'lishi, umuman aytganda inson qadrini narxi qancha deb ayta olamiz. E'tiborlar uchun rahmat.